İyi akşamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haftaya tekrar başlıyoruz. Bugün 16. dersimiz. Yani aslında 17 ama şeyi saymazsak soru ve cevap seansını, çay partisi dersinin 16. dersimiz. Bugün de yapacağımız şey neymiş? Bağımsız olma formunu edinmede gizli formül. Okey, tamam. Derse başlamadan önce biraz bir şeyler okuyalım sizle. Kalplerimizi bir hazırlayalım. Erdemliğin incilerinden okuyalım. Şöyle yazmışlar. Sayfa 112'den. Eğer elinizde varsa. Bu kitap yoksa iyi bir kitap. Erdemliğin incileri. Tavsiye ederim. Sayfa 6, sayfa 112. İnsanoğlunun ruhunun anlamı Yaradan'ın bir parçası olmak demektir. Ruh bu dünyaya gelmeye uygun hale gelene ve bu denle ve bu bedenle örtülene kadar sebep sonuç ilişkisiyle derece derece inerek kademeli olarak düşer. Kişi manevi gelişimine tutunarak ve kalbini arındırarak derece derece ruhu tamamlanana kadar yükselir ve bütünden ödülünü almaya uygun hale gelir. Bu onun iyiliği içindir. Yani 613 sevap olan Yaradan'ın adları vasıtasıyla ışığı edinir. Bağlı sulam bilgelerin ağzından kitabına giriş. Tamam, bu öğrendiğimiz şey bunu daha önce biliyorsunuz. 1, 2 ve 3. safhalar. Tamam. Bazı arkadaşlar soruyor hocam otantik kabalistik kaynakları ne zaman öğreneceğiz? Eğitim merkezinde arkadaşlar otantik kabalı öğreniyoruz. Gerçekten öyle. Sadece dili bize biraz daha uygun şekilde. Tamam. Yani normalde Bağlasum'un yazılarını açsak şimdi geçen yüzyıldan okusak dili bizim pek anlayacağımız şeyler de olmaz. Ama görüyorsunuz yazdığı şey ruhun amacı yaratılan için iyilik, yani yaratanın yaratılanlara iyilik yapması ve bunu da yapmasının sebebi bizi yukarıdan aşağı aşama aşama derecelerden bu dünyaya getiriyor ve bu dünyadan da bizim tekrar yukarı çıkarak edinmemizi, kendi başımıza, kendi çabamızla edinmemizi arzuluyor. Zohar kitabında da böyle yazıyor. Tamam. Bağlasulam da bunları bize yazarken, öğretirken nereden alıyor? Kaynaklardan alıyor, otantik kaynaklardan. Dolayısıyla çalıştığımız şeyler aslında bu derslerde de Zohar'dan, Hayat Ağacı kitabından sadece dili bizler için biraz daha uygun hale gelmiş durumda. Tamam, biraz daha basitleştirdik ki yeni gelen bir arkadaş rahat bir şekilde anlayabilsin diye. Çünkü maneviyat çalışırken her şeyi net, mantıklı bir şekilde öğrendiğimiz, konuştuğumuz dilde anlamamız lazım. Tamam. İlerledikçe teknik olarak bazı kelimeler de katacağız ama onları da ne olduğunu kendi dilimizde, içimizde, anlayışımızda net bir şekilde bir araya getireceğiz. Şimdi geçen dersten yetişemeyen bir soru var. Birkaç tane de mail ile gelen soru var. Onları aradan çıkartalım. Sonra bakacağız nasıl özgür olabiliriz bu doğamızdan. Yusuf sormuş geçen derste yetişememiş sorusu. Hocam ben ne zaman grupla tanışacağım, gruba nasıl katılacağım? Arkadaşlar süreç şöyle, bakın hepinize söyleyeyim. Eğer bizle kabala çalışmak istiyorsanız uzun vadeli süreç şöyle. Kişi birinci artı ikinci dönemi eğitim merkezinde bitirmeli. Yani bizim derslerimizi tamamlamalı. Yani derslerimizi tamamlayacak kişi ve derslerimizi tamamladıktan sonra bizim eğitim merkezinin arkasında görüyoruz arkadaşlar izlemiş mi izlememiş mi dersleri. Bakıyoruz bu arkadaş ciddi mi ciddi değil mi? Eğer ciddiyse bakıyoruz dersleri izlemiş, çalışmaya arzusu var. O zaman bu dönemler bittikten sonra bir tane toplantı düzenliyoruz. Hep beraber gidiyoruz, bir kahvaltı ediyoruz bir yerde. Tamam, bir kahvaltı, yemek. Öyle. Bazen hafta sonu oluyor. 2 gün geçiriyoruz beraber duruma göre. Toplantı yapıyoruz. Eğer arkadaşın hem dersleri okeyse hem de gelmek istiyorsa geliyor ve ne yapıyoruz? Tanışıyoruz. Tanışıyoruz. Tanıştıktan sonra tanışmak iki taraflı. Siz bizi tanıyacaksınız, biz de sizi tanıyacağız. Siz göreceksiniz ki biz normal insanlarız, biz göreceğiz ki siz normalsiniz. Öyle herkes normal olduğunu görecek, anlayacak. O zaman diyeceğiz ki harika, biz normal insanlar olarak arkadaş olabiliriz. Böylelikle yola devam edeceğiz. Tamam.
Ondan sonra grup denilen konsept var. Kişi grupta çalışmalarına o zaman devam edebilir. Bizim çerçevemizi muhafaza ederek. Tamam. Grubun ufak 2-3 tane prensibi var. Bu 2-3 prensibi kişi tutarsa devam edebilir. O şekilde sıkıntı yok. Tamam. Yani gruba girmek için temeliniz olması lazım. Ve bunun çok önemli olduğunu da söylemek isterim. Bu kimseye zorluk çıkarmak için değil. Tamam, kimsenin canını da sıkmak için değil. Biz tecrübeden gördük ki eğer arkadaşlar temelleri olmadan gruba gelirlerse çalışmayı sürdüremiyorlar. Ve düşüyorlar. Biz de o yüzden böyle bir şeyle ortaya çıktık. Dedik ki önce biz bir temel verelim. Temelleri güçlü olsun kişinin. Sağlam bir yapıda başlasın bizimle. O zaman gördük ki daha çok insan kalıyor. Yani bunun faydalı olduğunu gördük. Ve böylelikle bu birinci ve ikinci dönemi kişi bitirdikten sonra en azından neden bahsettiğimizi, ne yapmaya çalıştığımızı, nasıl çalıştığımızın prensiplerini anlamaya başlıyor. Ve bu dönem içerisinde de metodun nasıl çalışıldığına dair bir ders yapacağız hep beraber. O yüzden bu şekilde de beraber metod nasıl çalışılıyor grup içinde bakacağız. İkinci dönemde bunu daha da derinine ineceğiz ama inanın bana bu sağlıklı bir yaklaşım. Birden kişiyi gruba almak, işin içine sokmak gerçekten çocuğu havuzun derin tarafına birden atmak gibi oluyor. Ve gördük ki geçmişte yarardan çok faydadan çok zararı oldu. O yüzden biz de tecrübeden bunu oturttuk ve şu anda da gayet güzel çalışıyor. O yüzden bu konuda bize güvenin biraz. Biraz sabırlı olun. İnanın bize bu şekilde gelmek en güzel yol. Tamam. Mail ile gelen sorular varmış. Onlara bakalım. Laçin soruyor Balıkesir'den. Solda bir kısıtlama yok. Neden sağda kısıtlama var? Çünkü sevgi ve memnuniyetler bile gizli demiştiniz bir derste. Teşekkür ederim hocam. Okey bak. Burada durum şundan ibaret. İşin açıkçası ikisinde de koşul şu. Üç çizgi demek. Bizim henüz üç çizgimiz yok. Tamam mı? Üç çizginin olması için kişinin öncelikle yerdanı ifşa etmesi lazım. Yerdan olmadan üç çizgi olmaz. Çünkü maneviyatta amaç ne? Kişinin yaradanla bir bağ oluşturması. Tamam mı? Bu bağı oluşturabilmek için de kişi doğasından kaynaklanan, kendi doğasından kaynaklanan sol çizgiyi, yani alma arzusunu bilmek zorunda, görmek zorunda daha doğrusu. Bu henüz gördüğümüz bir şey değil. Öteki taraftan, tam bir taraftan bu var, bu da kişi. Öteki taraftan da sağ, yaratanın bize kendisinden verdiği örnek. Şimdi bunların ikisi de yaratandan geliyor. Tamam. Birisi yaratanın niteliği, birisi yaratanın eksikliği, yaratanın arkası dediğimiz koşul. O yüzden bu da ihsan etme. Şimdi bu iki ara derde kişi mutabakata getirecek bu iki niteliği. Alma arzusunu ihsan etmeyle örtecek. Yükselmenin koşulu bu. Bu yüzden solda da sağda da sol çizgi ve sağ çizgide de bize ait yani bana ait insan varlığına ait bir şey yok. Ve sol ve sağın ortaya çıkması için önce kişinin ne yapması lazım? Yaratana doğru giderken grup içerisinde sağ ve sol olayının en azından yani manevi olmasa da kendi içinde nasıl ortaya çıktığını bir şekilde hissetmeye başlaması lazım. Dolayısıyla bu yaratanla çalışmaya gelmeden önce, o yüzden ne diyor hocalarımız? İnsan sevgisinden yaradan sevgisine gelebilirsin. Yani önce insan denilen varlıkla bir bağın olması lazım ki, bu yüzden grup çok önemli. Grup yoksa yaradan yok derler. Çünkü grupta kişi ancak kendisini geliştirebilir. O yüzden ne yapması lazım kişinin? Grup denilen bir konseptin içinde olması lazım. Tamam. Şimdi grupta olduğumuz zaman ortaya çıkacak olan şey kişinin dünyevi algılarına göre solu ve sağ.
Yani egoizmi, egoizm, egoistik arzularım ortaya çıkacak. Öteki taraftan da neler ortaya çıkacak? Öteki taraftan da dostlara yaklaşımım. Bunu inşa etmem lazım, yaklaşım. O yüzden bu öğrendiğimiz şey. Tamam, bunu hep beraber öğreniyoruz. Maneviyatta ilerlerken. İnsanlara nasıl yaklaşmalıyım ki içimdeki ihsan etmeyi daha güçlü olsun. Egoizm zaten var. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. O zaten bizi kontrol eden güç. Onunla ilgili pek konuşacak bir şey de yok. Bizi direkt tutuyor, muhafaza ediyor. Bir meyvenin kabuğu gibi. Tamam mı? Meyveyi kabuğu korur. Egoizm de aslında insanı koruyan bir faktör. Ama bizim bu kabuğu kırmamız lazım maneviyatta ilerlemek istiyorsak. O yüzden kişinin solunda ortaya çıkacak olan egoizm, bu egoizmin ifşa olabilmesi için kişinin sağ meyilli olması lazım. Tamam. O yüzden biz hep sağdan gidiyoruz. Sol otomatik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kısıtlama yok derken kendimizi dünyevi arzularda vesaire kısıtlamıyoruz. Neden? Bunu yapabilecek bir metod yok dinlerde de yok, başka metodlarda da yok. İnsan kendi doğasını kısıtlayamaz. Kısıtlayacağını sanması hayal. O yüzden bugün dinlere de bakarsanız hiçbir dinimizin özünde var olan emirlerin hiçbirini yapacak kapasitede değil. O kendisine dinci diyen vatandaşlar. Tamam. Hiçbir dinde de öyle bir şey yok. Ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne Müslümanı, ne Hindusu, ne Şiki, hiçbir dinin içinde var olan adam da dini vecibelerini yapacak kapasitede değil. Çünkü egoizmi bunun üzerinde artık. O dönem bitti. Tamam, görüyorsunuz dünyadan da. O yüzden biz sağ çizgiden gideceğiz hep. Tamam. Bu biz sağdan gidecek olursak bu bir. Sağdan gideceğiz. Yani dostlara yaklaşımımız iyi olacak. İki, egoizm ortaya çıkacak. Egoizmin ifşası. Tamam. İfşası. Akabinde tekrar sağa gideceğim. Üç. Bu bende ne yaratacak? Kendimi tanıma. Kendimi tanıma. Ve tahammül ederseniz eğer kendinizi tanımaya, biraz sabrınız varsa, tahammülünüz de varsa, o zaman görürsünüz ki içinizde hiçbir iyilik yokmuş. Leşmişsiniz. O zaman dersiniz ki ya şimdi yardana dönecek bir koşulum var. O yüzden kısıtlama yapacak bir şey yok burada. Burada yapmamız gereken şey egoizmin kısıtlaması değil. Grup içerisinde dostlara yaklaşımımızda iyiliğimizi arttırmak, ihsan etmeyi arttırmak, maneviyatın önemini, yaratanın önemini, grubun dostların önemini arttırmak. Eğer onların önemini arttırırsam, o zaman dünyevi şeyler bunun altında kalır. Maneviyatta da ilerlemek istiyorsak dünyevi arzularımız bazen bizi ne yapıyor? Dünyaya çekiyor. Para kazanmak istiyoruz işte. İtibar sahibi olmak istiyoruz. Dünyevi arzularımız güçlü olduğu zaman ne yapmamız lazım? Yapacak bir şey yok. Dünyevi hayat beni içine emer. Bataklık gibi. Ama çevreyi doğru kullanırsam, maneviyatın önemini arttırır isem, o zaman gördüğüm şey şu olur. Dünyevi hayatta peşinde koştuğum şeylerin pek bir anlamı yok. Niye? Çünkü temel prensipleri öğrendik. Arzu ve haz birbirini iptal eden şeyler. Bunlar birbirini iptal ediyorsa o zaman peşinde koşacak bir şey yok. Gerekliliklerim dışında. Çünkü hayatta da var olmam lazım. O yüzden gerekli şeylerin peşinde koşarım. Gereksiz şeylerin peşinde koşmam. Bu yüzden egomuzu bastırmıyoruz. Bu soru güzel bir soru çünkü bu konuyla ilgili bugün. Yapmamız gereken şey maneviyatın önemini arttırmak. Tamam. Sağda kısıtlama yaradan tarafından var şu anda. Tam konuyu nereden aldın, hangi konuyu işliyorken söyledik bunu bilmiyorum ama eğer
sabah derslerinden aldıysak, başka bir şey olabilir. Ama genel olarak sağ ve sol aramızda ben, grup, gruba yaklaşımım ve içimde ortaya çıkacak egoistik arzular, nitelikler, koşullar. Tamam, bu şekilde öğrenmemiz lazım şu an. Öteki türlü daha üç çizgimiz yok yaradanla çalışacak şekilde. O yüzden grup önümüzde alıştırma alanı. Bir daha sormuş Laçin. Sağ soldan yeteri kadar izlenimleri aldıktan sonra mı kabuk bağlıyor, kısıtlıyor kendini? Teşekkürler. Yok, öyle değil. Öyle değil. Solun ifşa olabilmesi için bak hep şöyle düşün. Biz normalde kendimize baktığımız zaman kendimizi kötü insan olarak görmüyoruz. Tamam, dışarıda normal bir vatandaş kendini kötü görmüyor, diyor ki hayatımı yaşıyorum. Normal bir insan gibiyim. Başkasına da zararım yok ki diyor. Haklı. Maneviyata çalışan adamın sıkıntısı şu. Maneviyata geldiğimiz zaman kalpteki noktayla kabalistlerin tavsiyesi şu. Diyor ki bak kardeşim. Kendi doğandan çıkıp yaratanı hissetmek, onunla bağ kurmak ve tüm yaratılışı algılamak istiyorsan beninden çıkman lazım. Beninden çıkabilmen için önce kendini sevdiğini görmen lazım. Ama sokaktaki adama sorduğunuz zaman adam diyor ki ama ben zaten herkesi seviyorum. Kendimi değil, ailemi seviyorum, arkadaşlarımı var, herkesi seviyorum diyor. Tamam, okey, sıkıntı yok ama grupta kişi çalışmaya başladığı zaman kabalistler diyor ki hele bir dostlarını sevmeye çalış. Tamam. Çünkü sevdiğimiz insanlara yaklaşımımız nasıl? Onlara iyilik yapmak. Başta bakalım hele bir iyilik yapmaya. Kişi iyilik yapmaya başladıkça ne olacak? Anneyi Konya'yı görecek. Görecek ki canı yapmak istemiyor. Canı bu insanlarla beraber de olmak istemiyor. Bakıyor ki bu adamlar kim? Üç para etmez, beş para etmez tipler. Adamın içindeki egoizm o zaman ortaya çıkar. Yani birisini sevmeye çalıştıkça, özellikle bana yabancı birisi, aile falan değil. Tümüyle garip, yabancı. O yüzden yaradan tümüyle birbirinden uzak adamları bir araya getir. Normal hayatımızda hiç birbirimizle takılmayacağımız insanları bir araya getir. Maneviyat çalışmak için. Kişi o zaman tümüyle yabancı birisini sevmeye çalıştıkça sol kendisinden ortaya çıkar. Yani ne demek sol? Ne kadar sevmeyi istemediğim, ne kadar onlarla beraber olmak da istemediğim, ihsa etmek de istemediğim, ihsa etmenin de işim, benim hiç işim olmadığını, işim benimle hiç alakası bile olmadığını ve olmasını da istemediğimi vesaire gibi şeyleri ifşa etmeye başlarım. Tamam. Birçok insan bu noktada kaçar zaten. Tamam. Grupta o yüzden görüyorsunuz fazla adam olmaz. Geçen Avrupa ve Afrika dersinde de söylemiştim. Kaç kişi? 60-70 kişi derse başladık döneme. 60 kişi falandık ortalama. Üçüncü dönemin başındayız. Benle birlikte ve yanımdaki arkadaşla birlikte 10 kişi kalmışız. Çünkü ilerledikçe kişi bu tür şeyler ortaya çıktıkça hoşuna gitmemeye başlar. O yüzden burada sağ ve sol ayrımını yapabilmemiz için kişinin önce gruptaki çalışmada sağ çizginin prensiplerini uygulamaya başlaması lazım ki var olan içimizdeki egoizm ortaya çıksın. Yani biz var olan bir şeyi keşfedeceğiz. Durum bu. Maneviyatta ayrı bir olay. Eğer yaradanı ifşa ettikten sonra yapacağımız şey farklı. Orada o zaman yaratandan almak istediğimiz şeyler ortaya çıkacak. Tamam mı? O zaman sol devrede. Hatta maneviyata nereden giriyoruz? Maneviyatta ilerlediğimiz zaman manevi dünyalara girişimiz ne dedik daha önce? Abiya dünyaları var dedik. Tamam mı? Maneviyata girerken sol çizginin dibinden gireceğiz. Tamam mı? Böyle kabukların içinden. Orada ayrı. O zaman ne olacak? Orada arzumu ifşa edeceğim. Kendim içine alma arzumu. O zaman yapacağım şey ne olacak? Kısıtlama. Üstüne kısıtlama. Üstüne kısıtlama. Üstüne kısıtlama. 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 Ta ki tüm arzularım ortaya çıktıkça hepsini kısıtlayacağım.
Ne bayramını yaptık birkaç gün önce? Purim bayramı. Neydi Purim bayramı? Mordehai. Tamam. Tüm arzularımın üzerindeyim. Yaratandan hiçbir şey almak istemiyorum. Ve yapabilirsem de bir şey hissetmek istiyorum. Tamam, tüm arzularımı açtıktan sonra. Ondan sonra bu safının bir üstüne geri yansıyan ışık. Orhozer. O zaman çalışma farklı. Tamam. O zaman sağ sol orta çizgi bambaşka bir format alacak. Ama henüz orada değiliz. O yüzden olduğumuz yere göre, içinde bulunduğumuz koşullara göre çalışalım. Ufuk soruyor Arnavutluk'tan. Mutlu hocam, her gün sabah 3-6 arasında haftanın her günü ders var. Cumartesi hariç. Bir cumartesi de ders var. Sadece canlı değil. Bir insanın uykusunun en verimli olduğu biyolojik saatinin gece uykusuna göre programlandığını düşünürsek. Her gün bu uykusuzluk nereye kadar? Sürekli yarım yamalak uyku kişilerin obezite, tansiyon ve kalp rahatsızlığına yol açmaz mı? Bu tempoya insan nasıl dayanabilir? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ufuk burada mısın? Ekranda mısın? Ufuk buradaysan bir el salla görelim seni. Şimdi bak. Bir taraftan normal bir adam için dediğin doğru. Öteki taraftan değil. Kişinin beyninin en dinç olduğu zaman aslında herkesin uyuduğu zaman. Herkes uyuyorsa o zaman sükunet var. Kişinin de maneviyatta çalışması için en ideal zaman aslında. Tüm beyninin algılayabileceği, kendisini yönlendirebileceği, huzur ve sükunet içinde çalışma yapabileceği an herkesin uyuduğu zaman. Şimdi dünyevi hayattan bahsedersek, dünyevi hayatımıza göre ritim öyle, yok hormonlarımız şöyle, mormonlarımız böyle diyorlar, doğru. Maneviyatta hormonlara göre çalışmıyoruz, kalpteki noktaya göre çalışıyoruz. Tamam. Şimdi nasıl bu şekilde başlayacaksın? Çok basit. Sabah dersinde 3'ten 6'ya girmek istiyorsan öncelikle, ve bu tüm dünyaya ters olan bir şeyse, bunu yapmanın bir tek yolu var. Yapmanın tek yolu, senin için çok önemliyse yaparsın. Şimdi diyelim ki ben dedim ki Ufuk, şimdi biz her sabah 2:45'te merkezde oturuyor oluyoruz, elimizde çay kahvemiz ve 5:45, 5:50'ye kadar ders var. Her gün geleceksin ve ben sana her gün 1 milyon dolar vereceğim. Her sabah. Tamam, 2:45'te orada oturuyor olacaksın. Elinde çay kahve. Baktım Ufuk orada oturuyor. Al kardeşim 1 milyon dolar. Ne olacak? Ben sabah dersi kaçıracağını sanmıyorum. Neden? Çünkü 1 milyon dolar her gün. İyi para. Adam için de yaradan öyle bir şey olmalı. Yani önemli. O yüzden çevre bana önem vermeli. Yani çevreden öyle bir önem almalıyım ki bu hayatta bunu yapmam lazım. Hem ya istiklal ya ölüm usulü. Gerçekten öyle. Şimdi birazdan da çalışacağız istiklal olayını. Tamam mı? Ya özgürlük ya ölüm. Çünkü adamın gittiği yer ölüm. O yüzden rutine girerse adam, yerden kişi için önemli olursa, görürsünüz ki maneviyatta yorulmazsınız. Ay, yorulacağınız anlar olacak mı? Olacak, ama bir şey önemliyse adam yorulmaz. Tamam, bunu yazın bir kenara. Bir şey önemliyse adam yorulmaz. Eğer her gün 1 milyon dolar alacağını bileydin, ben eminim atlar uçakla gelirdin her gün. Niye? Çünkü uçak parası çıkar, sıkıntı yok, derse gireceğim, çıkacağım ve Mutlu orada kapıda çantayla bekliyor. Önem.
Tamam. Tempoya dayanmanın koşulu da bu. İyi bir asker olacağız yani. Çiğdem soru İstanbul'dan. Kabala'da almak işin eksik olduğu hissettiği şeydir. Bir arzu demek, eksik olan şeyi talep etmek demektir deniyor. Yargılarımız alma arzumuzdan mı kaynaklanıyor? Elbette. Tamam, çünkü başkasından kendimi daha iyi görmek, başkasında kusur görmek de benim alma arzum. Alma arzusu en çok neyden haz alıyor? Cebimde milyonlarca dolar olmasından değil. Benim cebimde milyonlarca dolar var ve sende yok. Adama haz veren şey bu. Yani o yüzden biz sanıyoruz ki zengin olmak adama haz veriyor. Yok. Adama haz veren şey bende var ve başkasında yok. Egoizm denilen şey bu. Tamam, egoizmin iğrençliği dediğimiz şey de bu. Hepimiz diyelim ayda 1 milyon dolar kazanıyoruz. Hiçbirimiz mutlu olmazdık. Ama birimiz 1 milyon dolar artı 1 dolar kazanıyorsun der ki. Gördünüz? Niye? Çünkü ego hep kendisini yukarıda görmek istiyor. O da alma arzumuz. Alma arzumuzun da güzel, iğrenç bir yanı. Çok net, güzel söylemişsin Çiğdem. Zaman zaman meditasyon yapıyorum. Örneğin meditasyon yaparken tüm düşüncelerden uzaklaşıp zihnimi susturabildiğimde oluşan durumlara karşı yargıyı bıraktığımda titreşerek geldiğim bir noktadan çeşitli vizyonlar görüyorum. Yargılarım oluştuğunda, pardon, gözlerim burada görmüyorsun, biraz büyüteyim ben. Tekrar okuyorum. Zaman zaman meditasyon yapıyorum. Örneğin meditasyon yaparken tüm düşüncelerden uzaklaşıp zihnimi susturabildiğimde ve oluşan durumlara karşı yargıyı bıraktığımda titreşerek geldiğim bir noktada çeşitli vizyonlar görüyorum. Yargılarım oluştuğunda vizyonlar kapanıyor. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum. Kabala'da bunların bir açıklaması var mı? Meditasyonun manevi çalışmaya katkısı olabilir mi? Şimdi bak, meditasyon kişiyi sakinleştirmek için iyi. Tamam, sıkıntı yok. Bu gerçekten her kişiyi stresli, gergin anlarda sakinleştirir. Ben de yapıyordum eskiden. Ben her sabah meditasyon yapardım. Adamın yorgunluğunu da alır. Tamam. Ondan sonra kabalaya çalıştıktan sonra bıraktım. Ama bırakmanız anlamına gelmiyor. Yapmak istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İyi de bir şey. Adamı sakinleştirir, dinlendirir, bir sükunet getirir. Tamam, bazı arkadaşlar artık görüyorsunuz. Amerika'da falan şey ne oldu? Neydi o? Ot yasal oldu. Tamam mı? Bu da aynı şey. Şimdi mantık olarak aynı. Tamam mı? Aynı şey derken mentalite olarak dediğim şey aynı. Şimdi bak, Amerika'da bir vatandaş kendisini sakinleştirmek için ne yapıyor? Akşam eve geliyor ve ne yapıyor? Oregon eyaletinde mesela yasalmış. Artık ne yapıyor? Oturuyor. Çekiyor, sakinliyor. Düşünceleri iniyor. Sakinleşiyor. Yanına belki bir bardak şarap içiyor. Tamam. Hindistan'daki vatandaş o kadar parası yok maalesef. Tamam, onlar, çünkü Amerika'da o da adamın bir akşamlık öyle sefası, Hindistan'daki vatandaş için 2 ay falan çalışması lazım onun için. O yüzden Hindistan'daki vatandaş ne yapıyor? Bağdaş kurup temiz hava. Tamam. Şimdi meditasyonun temelinde kişiyi sakinleştirme olduğu için biyolojik olarak yapımız da sakinleştiği zaman, iç sükunet bulduğu zaman, tamam mı, o tür dış hislerde bulunuyor. Hissediyor bunları. Tecrübeden biliyorum. Yani uzun yıllar meditasyon yaptım yani. Direkt Kabala'ya gelmedim. Birçok şeye bakıp metodolojiye geldim. O yüzden faydalarının farkındayım. Ama maneviyatta yaptığımız şey hiçbir zaman o sükunet noktasında olmamak aslında. Öyle bir noktada olmak ki sürekli an be an her şeyin farkındaymışım gibi yaşamak. Aradaki fark oradan geliyor. O yüzden faydaları var ama Kabala'da biz hep uyanık olmak istiyoruz. Hep her olan her şey sanki bir radar gibi. Eksenindeki her şeyi algılıyor. Tamam, hep tak 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 olup biteni, içimde olup biteni, dışımda olup biteni, her şeyi sanki yakalamak, bilmek, hissetmek ve anlamak istiyorum. O yüzden bu ön yargılar olduğu zaman başkalarına kaçmamak lazım. Tam tersine iyi bir fırsat bu. Çünkü yaratanın bize göstermek istediği şey gerçek doğamız.
ve gerçek doğamızı keşfetmek, görmek bizim için iyi bir şey. Çünkü o zaman neyi değiştireceğimi görebilirim. Meditasyon gibi şeylerde, dinlerde de bu var. Dinler, meditasyon, insanların uyuşturucu kullanması, kendilerini sakinleştirmek için yaptıkları şey birçok şeyi kaçırmalarına neden oluyor aslında. Çünkü ifşa edebileceğim, görebileceğim birçok şey varken şimdi ne yapıyorum? Kendimi birden dar bir noktaya koyuyorum. Kendimi iyi hissediyorum ama çok dar bir noktadayım. O yüzden Kabala'da yok. Biz sürekli Kabala'da böyle Cin Ali gibi olmak istiyoruz. Gözlerimiz açık. Yani Cin Ali derken her şeyi almak için, hissetmek, bilmek, görmek istiyoruz ki an be an nerede değişiklikler yapabileceğimi göreyim. Ve maneviyatta ilerledikçe bunun hızı sonsuzluğa doğru gidiyor. O yüzden zaman konsepti tümüyle kalkıyor. Niye? Çünkü bir anda her şeyi hissetme konumuna geliyorsunuz. Ama ilk etapta bence sıkıntı, yani yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yapmakta. Kabala ile çelişkili değil. Hiç sıkıntı yok. Rahat ediyorsanız yapabilirsiniz. Bizim ama yaptığımız bir şey değil. Sizin için iyiyse yani yapın. Tamam mı? Okay. Sıkıntı yok. Murat Can soruyor Aydın'dan. Kabala'nın 32 yoluyla ilgili şeyler okudum. Bu aşamaları merak ediyorum. Okuduğum yazılarda 22 harf ve 10 sefira olarak geçiyor. Bunlara ilerleyeceğiz. Tamam, genç grup derslerine geldiğiniz zaman önce hele Bismillah birinci ve ikinci dönemi bitirelim. Ondan sonra genç grup derslerinde sefirotlardan vesaire bahsedeceğiz. Tamam. Şimdi esas dersimize gelelim. Ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar biz şu ana kadar öğrendik ki bizim doğamız kendimiz için alma doğası. Tamam, o yüzden sürekli hayatta dolmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, elde etmek istiyoruz ve elde ederek kendimizi mutlu olabileceği hissiyat var içimizde. Tamam, ama yukarıdan biz biliyoruz ki bu bir oyun. Kişi asla bu doğa içerisinde mutlu olamaz. Mümkün değil. Ve bizler dolayısıyla biz bu doğanın esiriyiz. Yani yapacak bir şey yok. Sabah kalkıyoruz, ilk iş bir şey istemek. Tüm gün boyunca bir şey isteme derdindeyiz, peşindeyiz, şu bu. Ve genel olarak arzularımıza baktığımız zaman da hani hatırlarsanız o piramitte ya da egoizmin gelişmesi diyagramında arzularımızdan bahsetmiştik. Öyle muazzam arzularımız da yok yani. Ne var? Aile, yiyecek, cinsellik, para, itibar, bilgi. Yani bu dünyada taş çatlasa cansız, bilgisel, hayvansal, insan seviyesi dediğimiz, yani hayvan insan seviyesi dediğimiz dört temel arzu var. Her şey bunun içerisinde. Hal böyleyken de biz dar bir kafesin içerisinde ne yapıyoruz? Sanki hapsedilmiş gibi yaşıyoruz. Ve aslında ölmeyi bekliyoruz. İşin açıkçası bu. Ve hayatta zamanı gelince de herkesi buradan alıyor. Şimdi Kabalistler diyor ki bu yaşadığımız şey, yani hayat denilen şey bu değil esas. Bu dünyada yaşadığımız şey esasen cehennem. Çünkü ne tad alabiliyorsun, sürekli koşturuyorsun. 60-70 yıllık ömrümüzü ölçecek, bitecek olsak, belki bir kıyaslayacak olsak, çoğu %80'i 90'ı yorgunluk, asap bozukluğu, sıkıntı, %5'i %10'u da belki hani yarıdan da intihar etmeyelim diye arada sırada öpüyor falan, kendimizi iyi hissettiriyor, öyle devam ediyoruz yola. Tamam mı? Yani hayat dediğimiz şey bu. Bu şekilde insanoğlu gidiyor. Hepimiz de bu tavanın içinde ne yapıyoruz? Pişiyoruz. Şimdi bu kısır döngüden kurtulmanın bir yolu var. Zaten kısır döngüye gelip çaresizliğe kişinin gelmesinin nedeni, yaradanın kişiyi sanki yaradan hiç müdahale etmiyormuş gibi özgürlüğe ulaşmasını sağlamak. Ki burada biz kendi çabamızla bir şey edinebilelim. Ve gerçekten de durum bundan ibaret. Yani yaradan bizlere sıfırdan yeni bir realite inşa edebilmek, kendimiz için bir yeni bir hayat inşa edebilmek için bir fırsat veriyor. Bunun temeli biliyorsunuz kalpteki nokta. Ama kalpteki noktanın tek başına bunu yapması mümkün değil. Tıpkı bir adamın bu dünyada tek başına yaşayamayacağı gibi. Çünkü yiyecek, kılık kıyafet, barınak vesaire ihtiyaçları var. Tamam, tek başımıza nasıl yaşayamıyorsak maneviyatta da tek başımıza ilerleyemeyiz. Hal böyleyken yapmamız gereken şey, İçinde bulunduğumuz bu doğayı nasıl değiştireceğiz ki yaratılışın amacı olan, Kabalistlerin anlattığı gibi yaratılışın amacı olan yaratanın seviyesine çıkabilelim. Ve orada hiçbir zaman
hazzın bitmediği, tamam mı? Dini kitaplardan cennet falan diye konuşuyorlar ya. Cennet vesaire gibi bir hissiyatta olalım. Tabii cennet dincilerin bahsettiği gibi değil. Tamam mı? Sadece nosyon olarak söylüyorum. Yani insanın sürekli mutluluk içerisinde, yüksek bir bilinçte, yaratılışın parçası olarak var olduğu bir hayat koşulundan bahsediyorum. Huriler falan yok yani. Tamam. Cennet zaten ilk basamak dediğimiz şey. Arzuların üzerinde var olma hissiyatı. Bağımsızlık. Biraz önce Laçin'in sorusunu açıklarken bahsettiğim şey. Tümüyle doğamın üzerinde seyrettiğim bir hayat. Ve o hayata maneviyat diyoruz. Yani haz beni kontrol etmeyecek. Arzum beni sağa sola koşuşturmayacak. Ben arzumun üzerinde olacağım. Sanki ondan bağımsız bir şekilde. Daha sonra arzumu nasıl kullanabileceğimi öğreneceğim. Bu da yaradanın ifşasıyla da yine Laçin'e gösterirken şu üç çizgi denilen koşulda. Tamam, dolayısıyla ilk yapacağımız şey, tamam, grupta ne olacak? İlk yapacağım, neredeydi o? İlk yapacağım şey grupla birlikte çalışmak. Ve bu dünyevi arzularım var burada, tamam mı? Dünyevi arzularım burada. Bunlar ortaya çıkacak. Ama ne yapacağım buna karşılık? Maneviyatı güçlendireceğim. Hatta bunu biraz kalın yapalım. Bunun daha güçlü olması lazım. Tamam. Yani her defasında içimde egoizm ortaya çıktığı zaman şöyle, içimde egoizm çıktığı zaman ne yapmam lazım? Sağ taraf daha güçlü olmak zorunda. Yani grupta dostlara bağımı daha çok arttırmak zorundayım. Tamam, bu dünyadaki çalışmamız. Daha maneviyat falan edinmemiş halimiz bu. Bunu yapamayacağız böyle, okey, sıkıntı yok. Tamam. Kişinin grup içerisinde çalışması bu şekilde. Dünyevi çerçeve dahilinde. Ve kişi o zaman zamanla görür ki alma arzusunun üzerine çıkabilmesinin aslında tek koşulu bu çevrenin içerisinde hissetmediğimiz ama tüm realitede var olan, tamam, çevreden aldığı o güç ile. Şimdi çevre derken çevrenin içerisinde yaradan var. Yaradandan bahsediyoruz. Niye? Çünkü buradaki adam aslında adam değil. Bunu yanlış çizdik buraya. Ups. Yok, olmadı. Pardon. Bunu tümüyle kaybettik. Okey, yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Yeniden çizelim. Burada adam yok aslında. Yanlış çizim onun. Kalpteki nokta var. Tamam. Kalpteki nokta. Çevre. Şöyle yapalım. Tamam mı? Ve kişi çevrede bağ kurmak istedikçe sol çizgisi ortaya çıkacak. Ve sol çizgiyi yaptığı çalışmayla sağ ile kompanse edecek. Tamam. Çevrenin içinde de kim var? Yerdan var. Yerdan niye yerdan çevrenin içerisinde diyoruz? Çevreye baktığımız zaman çevrede ne var ki? Çevredeki insanlar da benim gibi adamlar. Kendime bakıyorum. Onlara bakıyorum. Onların benden ne farkı var ki? Farkları yok. Ama hepimizin kalpteki noktası olduğu zaman Bağlı Sulam ne yazmış orada? Diyor ki yerdanın parçasıyız diyor. Yerdanın parçası olmaya dönmemiz lazım diyor. O yüzden hepimiz de, grup denilen şey et kemik değil. İlk etapta öyle görsek de. Yaradanın aramızda var olabilmesinin bir tek koşulu var. Kalpteki noktaların Yaradanın parçası olması. O yüzden başka manevi metodlarda bu nosyon yok. Yaradanın aramızda olabilmesi için
aramızda, içimizde ne diyor yaradan? Hepinize kendimden bir parça verdim diyor. Bu parçaların beraber olması lazım. Bu parçalar beraber olduğu zaman o zaman diyor ki ya yaradanla bağımız var. Niye? Çünkü form eşitliği kanunu işler maneviyatta. Form eşitliği. Tamam. O noktalar ile yerden arasında biz hissetmesek de form eşitliği var. Ve bu yüzden eğer kişi kendisini grubun içine sokar ise bağ kurmak isteyen diğer parçalarla beraber olduğu zaman henüz bağ kurmuş olmamalarına rağmen öyle bir arzuları var ise, çünkü hepimiz arzuyuz sonuç itibariyle. Tamam. Ama arzularımız kalpteki noktaya göre minimal derecede böyle zoraki kendimizi sürükleye sürükleye getirip de zoraki sanki yapıyormuşuz gibi yapsak bile bu yaratanı davet etmeye yeter. Ve kişi o zaman manevi izlenimleri grup içinde almaya başlar. Manevi izlenimlerin ilk koşulu grup içerisinde ben kimim? Kişinin bunu öğrenmesi lazım. Tamam, egoist doğası ne? Sağ çizgine öğreti. Çevrede ne yapıyoruz biz? Dersler, dostlar, tamam, kaynaklar. Rehber. Bunların hepsi öğretiye giriyor. Yani öğretiden ne alıyorum? Işık alıyorum. Yani öğrendikçe ortaya çıkacak olan şey içimde sol çizgim. Işık denmesinin nedeni öyle fantastik bir şeyler değil, gökyüzünden ortaya çıkan ışık mışık. Işık demek bana sanki bir Rabaş'ın güzel bir örneği var. Tamam, evde pencereler, perdeler kapalı ve evin içi karanlık ve kirli olduğunu görmüyorum. Ama pencereyi açıyorum, perdeleri aralıyorum, görüyorum ki evin içi kir dolu. Tamam, önceden fark etmiyordum karanlıkta tozlu olduğunu, kirli olduğunu, ama şimdi fark ediyorum. Niye? Çünkü çalışma bana, benim niteliklerimi bana göstermeye başladı. O yüzden ışık denilen bir konsept var. Yani kendime olan, kendimle ilgili bilgeliğim artıyor. Doğamla ilgili. Tamam. Doğamız. Işık bana bunu göstermeli. Tamam. O yüzden kişinin manevi çalışmaya, kabalaya geldiği zaman grupta çalışması ilk etapta yaptığımız tüm derslerden, aktivitelerden vesaire ne olmalı? Kendi içimizde ortaya çıkan arzularımız, başkalarını kullanmak, sömürmek, başkalarının tepesinde olmak, itibarımız, kıskançlıklarımız, şunlar bunlar derken bunların hepsi içimde olumsuz koşullarda ifşa olmalı. Dostları sevmediğim, sevmek istemediğim, aslında onları hiç umursamadığım, tamam, bu tür şeylerin ortaya çıkması hep sol çizgi, ama bunlar ışık. Daha önce defalarca söyledim, bunu hep söyleyeceğim. Çünkü bu koşullar ortaya çıktığı zaman insanın canı sıkılır ve insanların ayrıldığı koşullar bu durumlar. Tamam, bunları yaşamaya başladığı zaman kişi o zaman ayrılıyor. Çünkü kendisini kötü hissediyor. Bağımsız olabilmek için, bağımsız olabilmemiz için arkadaşlar, eğer biz bir haz alma makinasıysak, haz alma makinası,
Eğer bundan bağımsız yaşamak istiyorsan bunun üstünde var olmalıyım. Haz alma makinesi ne demek? Kendimi iki koşulda hissedeceğim. Ya iyi ya da kötü. Şimdi bu iyi kötü hissiyatı neye göre ölçmem lazım? Dünyevi hayatımda bir şeye sahip olmak istiyorum, olamadım ve kendimi kötü hissediyorum. Bu değil. Grup içerisinde burada amaca göre olmalı. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Orada sonsuzluk işareti var en tepede. Yani kişinin çalışması amaç odaklı olmalı. Yoksa amaç odaklı değilse zaten konuşacak bir şey yok. Adam bu dünyevi hayatının içinde. O yüzden ölçümlerinizde bağımsız olabilmek için alma arzumuzdan haz, yani iyi ve kötü hissiyatın üstünde olmam lazım. Bunun üstünde olabilmek için de çevreyi kullanmam lazım. Tamam. O yüzden kişinin özgür seçimi hep nerede? Çevrede. Bağımsızlığımız da o yüzden o özgür seçim noktasında. Okey. Tamam, iki zıt koşul var burada. Her zaman olduğu gibi. İki zıt koşul bir taraftan yerden bize mutluluk vermek istiyor, haz vermek istiyor. Öteki taraftan biz de diyoruz ki yo, ben hazın esiri olmak istemiyorum. Tamam? Çelişki var. Ama bu çelişkiler hep olmak zorunda. Kişiyi bir başka şey daha yoldan çıkaran bu çelişkiler. Tamam, mutabakata getirememesi. Çünkü ilerlediğimiz zaman dünyevi hayatımızda da öyle. Her zaman iki uç noktayı mutabakata getirmek zorundayım hayatımda. Yani çalışmam lazım, yoruluyorum, gün içinde işe gidiyorum, çalışmam lazım, patronun ağız kokusunu çekiyorum vesaire 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 ama tamam mı? Olumsuz koşulları ama sonunda paramı alıyorum. Tamam. Yaratılışta da hep iki zıt noktadan. Bu yüzden öyle bir yaratılan varlık oluşturmamız lazım ki, inşa etmemiz lazım ki kendimizden. Yaratanın vereceği hiçbir şey beni etkilememeli. Yaratandan alabileceğim haz hiçbir şekilde benim kendime olan itibarımı, saygınlığımı, yani varoluşumu zedelememeli. Beni ona bağımlı kılmamalı. Yani kimsenin adamı olmamak gibi. Tamam, bazı adamlar vardır dünyada işini yapar. Ve bilirsiniz ki o adam işini çok iyi yapar. İşini çok iyi yaptığı için de bir taraftan kimsenin adamı değildir. Bir taraftan işini çok iyi yapar. Öteki taraftan da herkesin ona ihtiyacı var. Tamam, ama kimsenin adamı değil. Biz de öyle bir varlık olmamız lazım. Tümüyle bağımsız. Tamam. Yani ne hayvansal hayatımıza bağlıyız ne de yaradana bağlıyız. O yüzden maneviyatta iki çizgi olmak zorunda. Biri eksi sonsuz, biri artı sonsuz. Ve hep iki ara bir derede kendimi hem yaratandan bağımsız yapacağım hem de beni yarattığı o doğadan bağımsız yapacağım. Ama ikisini de kullanarak yaradanla aramızda bir ilişki olacak. Tamam. Ancak bu şekilde yaratanla eşit bir ilişkimiz olabilir. Yoksa sürekli aramızda bir köpek ve köpek sahibi gibi ilişki olur yoksa. Ama eğer sürekli yaratana bağlıysam, sürekli ondan alabileceğime göre yaşıyor isem, o zaman bağımsız olamayız. O yüzden kişinin işin biraz nüansını, püf noktasını anlaması lazım burada. Tamam mı? Biraz okuyalım. Kabala ilmine giriş, yaratılış düşüncesi ve direkt ışığın dört safhası. Madde 15, sayfa 855 diye geçiyor. Bunu hayattan bir benzetmeyle anlatacağım. Tamam, Bağlasam'ın yazıları. İnsanın doğası ihsan etme niteliğine değer verme ve onu tercih etme ve dostundan almayı küçümseme ve nefret etme yönündedir. Dolayısıyla kişi
dostuna geldiğinde ve o ev sahibi onu yemeğe davet ettiğinde kişi, yani misafir, onu reddeder. Çok aç olsa bile. Zira kişinin gözünde dostundan bir hediye almak küçümsetici bir şeydir. Ancak dostu, kişiyi yemeği yiyerek kendisine büyük iyilik yapacağı konusunda yeterince ikna ederse, kişi vermeye razı olur. Zira artık bir hediye alıyormuş ve dostu ona veriyormuş gibi hissetmez. Tersine dostundan yemeği alarak ona iyilik yapan kişi, yani misafir, veren olur. Dolayısıyla açlık ve iştah yemeğe yönelik alma kapları olmasına ve kişi dostunun yemeğini almak için yeterince açlık ve iştaha sahip olmasına rağmen yine de utançtan dolayı bir şey tadamadı. Fakat dostu kişiye yalvardıkça ve kişi onu reddettikçe içinde yemek için yeni kaplar oluşmaya başladı. Zira dostunun yakarışlarının gücü ve kendisinin reddinin gücü biriktikçe sonunda alma ölçüsünü ihsan etme ölçüsüne çeviren yeterli birikime ulaşır. Sonunda kişi yiyerek dostuna büyük bir iyilik yapacağı ve muazzam mutluluk getireceğini görür. Bu koşulda kişinin içinde dostunun yemeğini almak için yeni alma kapları oluştu. Şimdi genelde alma kapları olmasına rağmen açlık ve iştah değil, kişinin reddedişinin gücü yemeği almak için gerekli bir kap oldu. Şimdi bu misafir ve ev sahibi hikayesi Ballaslam'ın. Kişi misafire gittiği zaman arkadaşı bakıyor güzel şeyler hazırlamış. Kişi ilk başta biraz utanç hissediyor ve almak istemiyor. Tamam, bizim neslimizde öyle bir şey yok. Öyle gelen her şeyi alıyor misafir. Yani şey yapmasa da, ev sahibi bir şey sunmasa da gidip öyle bir nesildeyiz ki dolabı açıp kendisi alıyor artık insanlar. Ama hani annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz zamanında düşünün ki öyle bir şey yaptıkları zaman insanların bir çekingenliği vardı ve hissedilirdi. Tamam, ve ev sahibi de ısrar ederdi. Şundan da alın, bundan da alın diye. Tamam mı? Böyle bir hikaye düşünün, böyle bir konsept düşünün. Ve ev sahibinin ısrarı misafiri almaya zorlayan bir koşul olurdu. Bu durumda diyor ki ihsan eden, yani ev, misafir alıcı olsa da ev sahibinin ricasını yerine getirdiği için aslında ihsan eden oluyor. Yani önemli olan şey burada yediğim yemek değil. Ev sahibinin bana sunduğu yemek değil, ev sahibinin benim için yaptığı hazırlık ve bana mutluluk vermek için yaptığı şeyleri onu mutlu etmek için yemek. Anlatabildim mi? Okey, burada kaç kişiyiz görmüyoruz ama inşallah daha kalabalığızdır. Dolayısıyla doğamıza göre arkadaşlar, doğamıza göre yapmamız gereken şey, alma arzumuz değişmeyecek. Bu hiç değişmiyor. Bu hiç değişmeyecek. Tamam. Biz hep alma arzusu olarak kalacağız. Tamam. Ama bunun esiri olmayacağız. Bunun üzerinde var olacağız. Yani alacağım haz ya da hassızlık beni etkilemeyecek. Beni etkileyecek olan şey şuradaki halim. Yani dostuma yaklaşımım. Tam aramızda alma vermeyi, hazzı tayin eden şey aramızdaki dostluk bağı. Ne elde ettiğim değil. İnsan ve insan arasında aramızdaki ilişkiden, yabancılar olarak, tamam mı? Biz çünkü neyiz? Aile değiliz, akraba değiliz, bir şey değiliz. Hepimiz bakıyorsunuz ekranda. Yerimiz ayrı, yurdumuz ayrı. Normalde birbirimize baktığımız zaman şöyle dünyevi hayatımızda takılmazdık büyük ihtimalle beraber. Tamam mı? Herkesin doğası ayrı, zevkleri ayrı ama
hiç tanımadığımız bu insanlar ile dostluk denilen bir bağda bir araya gelirsek, o zaman o aradaki dostluk bağı sonu gelmeyen bir haz olur. Ve yaratan işte bunun içinde hissedilen güç. Yani insanın bir diğer insanla arasındaki sevgi bağında hissedilen güce yaradan denilir. Yaradan hiçbir zaman öyle bir insan gibi ortaya löp diye çıkmayacak. Öyle bir şey yok. Yaratanı görmek demek, duymak demek, hissetmek demek. Kişinin kabının üstünde yaşamaya başladığı zaman, yani beninin dışında yaşamaya başladığı zaman burada. Tamam. Burada. Bunun esiri olmaktan çıktıktan sonra dışarıda var olan o ihsan etme gücünü hissetmesi. Ruh dediğimiz şey o. Yani yaradanın olduğu alan. Şimdi yaradan dışımızda olduğu için öyle bir şey düşünün ki şimdi hepimizin kabı var ama hepimiz buradayız. O zaman ne olacak? Kablarımız hep boş. Bu hep boş kalacak. Ve boş kalması da hiç kötü bir şey değil. Onu da söyleyeyim neden. Tamam. Kabımız hep boş ama hissettiğimiz şey aradaki sevgi bağı. O yüzden insan sevgisinden yaradan sevgisine dedikleri zaman kabalistler, anaokulunda çocuklarımıza öğrettiğimiz el alemi sev, onlarla iyi geçin konsepti değil. Tamam. Bu konseptin içinde var olabilmemiz için, yaşayabilmemiz için kendimizi hesaba katmadığımız bir dostluk olması lazım. Tamam, asker varsa aranızda bilirler askerler. Onlar beraber ne bileyim göreve falan çıktıkları zaman aralarındaki bağ sıkıdır. Özellikle denizaltılarında beraber olan askerler. Tamam mı? Denize. Çünkü onlar birbirlerine çok bağlı. Niye? Çünkü her birinin görevi çok önemli. Ondan sonra ne bileyim özel birliklerdeki askerler. Aralarında ne inşa ediyorlar? %100 güven. Birbirlerine o yüzden çok sıkı bağlılar. Çünkü biliyorlar ki herkes birbirine çok bağlı. Bir beden gibi hareket ediyorlar. İşte maneviyatta da yaradanla bir olmak için kişinin öncelikle bu hazırlığı yapması lazım. Yani dostlarım için, başkaları için bir şeyler yapmak. Tamam. Ancak başkaları benden daha önemli olur ise kendimden çıkabilirim. Bu çalışma çevrenin içinde yapıldığı zaman, tamam mı? Doğru bir şekilde çevrede çalıştığımız zaman, o zaman bize kim yardım edecek? Yaradan yardım edecek. Tamam. O yüzden sanki burada bir kanal var. Tamam mı? Şöyle. Yaradan bizi büyütecek yani. O şekilde. Bağımsız olmanın tek yolu da bu. Esas bağımsızlık nerede başlar? Burada. Kalpteki noktamı buraya çıkardığım zaman. Buradayken kişinin hiçbir şansı yok. Ha, kalpteki noktası varsa potansiyeli var. Kalpteki nokta uyanana kadar tüm bu safhalarda hiçbir şansı yok. %100 alma arzusu.
tümüyle köle. Mısır dedikleri koşula. Mısır'ın hikayesi bu. Mısır'da köleydik diye yazıyorlar. Ne demek Mısır'da köleydik? Alma arzumuzun kölesiydik. Yani alma arzumuz bizi koşturuyordu. O yüzden bağımsız olabilmemiz için alma arzumuzun dışında var olmak denilen bir koşula gelmemiz lazım. Okay. Bu yüzden kalpteki noktası olan insanların yapacağı bir çalışma sadece. Çünkü sadece ve sadece kalpteki nokta yerdanla bağ kuracak kapasiteye sahip. Başka hiçbir şekilde de olmaz. O yüzden dünyada 4200 din var ama bir metod var. Bir metod da olmak zorunda. Çünkü yerdana giden yol tek yol. Bir tek bu metot var. Bazen arkadaşlar soruyor, hocam şöyle de olur mu, böyle de olur mu? Bir şey demiyorum. Gidin deneyin diyorum. 4200 tane metot var. Ama işin açıkçası sadece bir metot var. O da diğer insanlara olan sevgiden, kendime olan sevgimden kurtulmak. Bu kadar. Metot da bu. Doğru uygulanırsa kısa sürede halledebiliriz. Doğru uygulanmazsa yapacak bir şey yok. Doğru uygulanmadığı için dinler çıktı zaten ortaya. Tamam, dinlerin hepsinin çıkmasının ne? Ortaya çıkmasının amacı ne? Metot doğru olmazsa dinler ortaya çıkar. Ondan sonra sağa sola. Arkadaşlar Zoom'daysanız mikrofonunuzu kapatmanız lazım. Tamam, birisinin mikrofonu açık. Herkes mikrofonunu ekrandan kapatırsa sevinirim. Teşekkürler. Şimdi sorular varsa onları soralım. Antalya'dan Meral soruyor. Merhaba, dersleri takip ettik ama toplantıya gelemedik. Ne olacak? Antalya'dasınız, bir şekilde hallederiz. Tamam. Ben de Antalyalıyım. Geldiğimiz bir zaman olur. Tanışırız. Tamam, tanışmamız arkadaşlarla önemli. Dediğim gibi dersin başında da sizler de bizi tanımanız için önemli. Kiminle çalışacaksınız? Kiminle maneviyat çalışacaksınız? Bin bir tane topluluk var dışarıda. O yüzden önemli. Tamam, biz tanımanız önemli. Yani sizin için iyi. İçinizin rahat etmesi lazım. Biz, işte açıkçası bizim de içimizin rahat etmesi lazım. Biz de biraz egoistiz. Ama hallederiz. Sorun değil. Önemli olan burada arzunuzun olması. Tamam, eğer arzunuz varsa beraber ilerleyecek bir fırsat buluruz. Fulya soruyor İstanbul'dan. İnsan egoizmini nasıl kontrol etmeli? Dostları ve dünyevi insanlara karşı kontrol edemezsiniz. Mümkün değil. İnsanoğlu egoizmini kontrol edemediği için dünyanın hali böyle. Sadece yapabileceğim şey şu. Çevreyi kullanarak, tamam mı? Bunu daha önemli, maneviyatı daha önemli kılmak. Ki bu ne kadar önemli olursa bunu o kadar o zaman kontrol altında tutabilirim egomu. Tamam, burası egoizm. Ego. Yani bu çevre beni ne kadar kontrol ederse, tamam mı? İhsan etmek, maneviyat ne kadar önemli olursa, önem, her şey öneme bağlı. Maneviyat ne kadar önemli olursa bu o kadar kontrol altında olur. Ama kişi kendi başına kontrol edemez. Çevre adamı kontrol eder. Bizim meclis gibi. Tamam mı? İlk başta girerlerken hepsi iyi adam giriyorlar. Ondan sonra bakmışsın adam 15 gün geçmemiş. Girmeden önce dediğiyle söylediği şey tümüyle farklı. Bambaşka bir varlık olmuş. Niye? Çevrenin etkisi çünkü.
Tamam, dürüst bir adam alırsınız. Yalancıların, hırsızların içine koyarsınız. O da yalancı ve hırsız olur. Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunları böyle. Bu adamın suçu olduğu için değil. Adamın suçu doğru çevreyi seçmediği için. Yani konuşacak bir şey yok. Gayet iyi bir insanı alın. İğrenç adamların arasına koyun, iğrenç olur. İğrenç bir adamı alın, iyi insanların arasına koyun, iyi bir insan olur. Niye? Çünkü çevrenin verdiği değerleri alır. O yüzden çevrenin, adam denilen varlık çevrenin içerisinde yoğruldukça değişir. Bu yüzden en önemli şey kişinin her zaman, anne ve babalarımız da öyle derdi. Ne diyorlardı çocukken? Dostlarına dikkat et. İyi insanlarla arkadaşlık yap. Niye? Çünkü biz içgüdüsel olarak biliyoruz ki iyiliğimiz, iyi hayatımız etrafımızdaki insanlara bağlı. Tamam. Bu yüzden iyi çevre yaparsak olur. Yoksa kişi kendi başına egoizmini falan yapacak hiçbir şey yok. Can Berk soruyor İstanbul'dan. İyi akşamlar. Rav bir bilim insanı ve kendi önemli bir yeri ve öğrencileri olduğunu biliyorum. Bilim insanı ve fakat bilime bu kadar önem veren Rav neden boşa uğraşıyorlar dedi. Bu bilimin önemsiz olduğuna bir işaret mi? Şimdi şöyle. Rav bilimden geliyor ama Kabala da bir bilim. Kabala'nın problemi şu. Kabala bilimi kişinin kendisini bilmeye yönelik bir bilim. Ama bilim adamı diyor ki, lütfen bana gösterir misin ruhun nerede? Kabalist de diyor ki, abi kusura bakma bunu senin inşa etmen lazım. Öyle gösterilecek bir şey değil bu. O yüzden bilim ve Kabala hiçbir zaman dünyevi bilim anlayışına göre tanımlarda, doğru tanımlarda değil. Çünkü Kabala ilmi kişinin kendisini değiştirerek yeni bir realite algısına gelmesinden ibaret. Ama dünyevi bilim beş duyumla gördüklerimle keşfettiklerim. O yüzden bilim adamlarından kabalist çıkmaz. Çok bilim adamıyla da konuştuk. Ben yıllardan beri gruptayım. Ve hatta özellikle 2007-2008 yılları What the Bleep Do We Know filmi çıkmıştı. Rav'ın oradaki bilim adamlarıyla toplantıları olmuştu. O zaman yeni taşınmıştım buraya ve hatta o bilim adamları buraya gelmişti. Felsefeciler, kuantum fizikçiler, hem Avrupa'dan hem Amerika'dan. Ve yok, çünkü manevi bilim adamın kendisini değiştirmesine endeksli. Ve yeni bir şeyi o şekilde, yeni bir bakış açısı geliştirerek edinmesiyle alakalı. Dünyevi bilimde o yüzden konuşacak bir şey yok. O açıdan konuşacak bir şey yok. Ama tanım olarak bilim. Niye? Çünkü kişinin realiteyi kendi değişimiyle keşfetmesi. Bilmiyorum. Anlatabildim mi ama sorunuza cevap oldu mu? Hale soruyor. Bütün peygamberler kabaliste mevcut, dini anlayış nasıl oluştu? Bütün kabalistlerin peygamber olduğunu söylemedim. Öyle bir şey demedim ben. Peygamberlerin bazıları kabalisti geçiyor kitaplarda. Ama hepsinin kabalist olduğundan bahsetmedim. Öyle bir şey söylemedim. Bazı kabalistler var, kaynaklarda geçiyor, peygamberler. Dinlerin hiçbiri peygamberler vaktinde oluşmadı. Dinlerin hepsi peygamberler yokken ortaya çıktı. İbrahim zamanında din yoktu. Adem'de de yoktu, Nuh'ta da yoktu, Musa'da da yoktu, Davut'ta da yoktu, Süleyman'da da yoktu. Bunlar hiçbir zaman din yoktu o zamanlar. Din denilen şey ikinci tapınak yıkıldıktan sonra ortaya çıktı. Tamam, Yahudilik dini derseniz din olarak. Tamam. İkinci tapınak yıkıldıktan sonra Rabanut o zaman ortaya çıktı. O zamana kadar din falan yoktu. O zamana kadar Kabala vardı. Manevi bir ilim. Onun dışında diğer peygamberlerle ilgili konuşacak bir şey yok. Ha, tabii İlyas vesaire, biliyoruz onları.
Doğukan soruyor İstanbul'dan. Sağ sol çizginin ayrımını nasıl yapacağız? Bir de orta çizgi vardı. Orta çizgiyi falan sağ sol şimdi yapacak bir şey yok. Önce gruba adam kafasını sokmalı. Ve kabalistlerin tavsiyesine göre eğer ben kendi doğamdan çıkacak isem ve doğam egoist ise ve bunu da görüyorsam ve anlıyorsam doğamın egoist olduğunu, bundan kurtulmak için ne yapmam lazım diye tavsiyelerini uygulamalı. Tavsiyeleri de şu. Beraber kitapları çalışacaksınız diyorlar. Çünkü kişi kitapları kendisini değiştirmek için çalışmaya başladığı zaman ne diyor? Yaradan ışığını çeker diyor. Yani bize manevi çalışmadan, kaynakları çalışmamızdan belli bir bilinç gelecek, anlayış gelecek yani. Doğamızı görmeye geleceğiz. Işık dediğimiz şey bu. Burada da çalıştıkça yeni şeyler ve örnekler verdikçe siz de hayatınızla ilişkilendiriyorsunuz. Ha diyorsunuz ki evet, hayat da böyle. Niye? Çünkü çalışıyoruz beraber. Tamam, ben de geldiğim zaman bir şey bilmiyordum. Sıfır. Tamam, bembeyaz sayfa gibi. Ama ne oluyor? Kabalistik yazıları okuyoruz. Bize açıkladığı şey realite. Ve bu realitenin içerisinde de ben. Kişi ve yaratılış. Ve kişi ve yaratılış içerisinde yaşadığı hayatta kişinin ne yapması gerektiği ki bu dünyevi hayatta yaratılışın amacını edinsin. Açıkladıkları, yazdıkları her şey bundan ibaret. Başka hiçbir şey değil. Şimdi tüm bunları ne yapıyoruz? Yavaş yavaş çalışıyoruz. Çalıştıkça akıl inşa ediyoruz. Hislerimiz, yaşadıklarımız şeyler oluyor. Duygularımız ortaya çıkıyor. Niteliklerimiz, karakterimiz vesaire. Ama yeterince iyi çalışırsak dersleri ortaya çıkan duygularımıza anlam verebiliyoruz. Duyguları ve aklımızı mutabakata getirerek sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Tamam, buna ilerlemek denir. Sağ çizgi, sol çizgi henüz daha ortada yok. Hele bir gruba gel. Sağ sol ne? Önümüzdeki dönemde tanımlayacağız adam akıllı. Olcan soruyor İstanbul'dan. Mutlu hocam, tıp bilimi ve hastalık tanıları ile kabal arasında bağlantı nedir? Bağlantı yok. Her şeyle bağlantılı ama buradaki fikrinizi almak istiyorum. Bir bağlantı yok. Bizim bedenimiz bir hayvan. Tamam, bir kedi bir köpek gibi. Kediyi köpeği ne yapıyoruz? Veterinere götürüyoruz. İşin açıkçası kendini de veterinere götürebilirsin. Yerde bir fark yok yani. Ama biz biraz, bizim canımız biraz daha kıymetli olduğu için hani doktora falan gidelim diyor. Şöyle iyi de bir doktor olsun. Çünkü adamın köpeği köpek, adamın kendisi biraz daha değerli. Ama ha bir veterinere gitmişsin, ha doktora gitmişsin, fark yok. İkisi de hayvana bakıyor. Biyolojimizle ruhumuzun hiçbir alakası yok. Bedenimizin ruhla hiçbir ilişkisi yok. Hatta ruhumuz da yok. Ama da söyleyeyim, aradan çıksın. Ruh adamın inşa etmesi gereken bir şey. Adamın bedeni sokaktaki kedi, köpek, çayırdaki inek, eşekten farksız. Okay. Murat soruyor Antalya'dan. Bu arada Antalya'dan çok arkadaş var. İyi, ben de Antalyalıyım. Yani aile tarafı Antalyalı. Anne tarafı. O yüzden Antalyalıysanız sıkıntı yok. Yani tanışabiliriz. O yüzden sıkıntı yok. Torpil geçmiyorum yani de. Mutlu hocam, beyinle ilgili kalın bir kitap okudum. Yazan bilgi beynin 5-6-7'sini kullandığımız farkındalık dediğiniz açılıyor. Yani beyin yüzde kaçını kullanmaya başlıyoruz maneviyatta. Maneviyata bir gelirsek beyni bayağı bir kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Beynin yüzde 5-6-7'sini kullandığımızı diyerek biraz bize biraz şey güzel söylemiş yani. Normalde o kadarını kullanmıyoruz. Sonra dünyanın haline bakarsanız yani yüzde 1'ini kullanıyorsak iyi. Şimdi insan vücudu enerji. Eğer manevi yolda bu dünyada var olduğumuz sürece bedenimiz anlayış olarak, tamam, bize neler, şöyle anlatayım. Güzel bir soru bu. Şimdi adamın beyni normalde bu dünyadan ibaret.
Tamam. O yüzden beş duyusuyla kafasında yaptığı hesap kitap. Ancak maneviyattan bahsedecek olursak, maneviyatın 125. derecesini tamamlayana kadar adam bu dünyada var olmak zorunda. O yüzden bu dünyada var olduğu sürece kişi bir taraftan da maneviyat edindiği zaman manevi bir akıl edinir derler. Yani maneviyatta da bir aklı var adamın. O yüzden dünyevi beynimizle ilişkilendirmek istemiyorum ama maneviyatta ilerledikçe, o yüzden ne var burada? Keter, hohma, bina. Bunların arasında daat dediğimiz bir nitelik var. Daat akıl demek. Ve maneviyatta ilerlediğimiz zaman manevi bir akıl, hatta öyle bir makalesi var Bağlus'un, ediniyoruz. Ve kişinin artan gibi gözüken kapasitesi oradan geliyor. Tamam. O yüzden o yüzdelerin artması dediğimiz şey aslında kişinin manevi zekasının artması. Realiteyi algıladıkça, derinliğine indikçe doğal olarak ne olacak? Kapasitemiz de artacak. Fulya diyor ki insan egoizmini sadece dostlar arasında mı kontrol etmeli? Başka kontrol edebileceği bir yer yok. Çünkü egoizm denilen şey esasen bağ kurmak isteyen insanların arasında ortaya çıkar. Çünkü egoizmim sokaktaki insanla aramdaki bağ yok ki. İşe gidiyorum, geliyorum. İşe gittiğim adamla ne aramda ne bağ var? Oturup konuşmuyorum ki. İşe gidiyorum, geliyorum. O işini yapıyor, ben işimi yapıyorum. Arada sırada işimizi ortak yapacak koşullar oluyor. Yani egoizm patlaması ofiste, ailede, ne bileyim dışarıdaki hayatımızdaki egoizm o değil. Dışarıdaki egoizm kabalistlerin tanımıyla yani o hayvanat bahçesi gibi orası. Tamam, kurtlar var, kuzular var. Yani doğal olarak da kurt kuzuyu yiyor yani. Bu egoizm değil. Egoizm bağ kurmak isteyen insanlar arasında bağ kurmaya karşı olan o karşıtlık diyelim. Egoizm o. Yoksa dışarıdaki dünyada doğanın kanunları işliyor. Sokaktaki adamın da yapacak bir şey yok onunla ilgili. Tamam. O yüzden dışarıdaki adamın egoizminden bahsetmiyoruz. Egoizm değil o. Dünyevi arzularının peşinden koşmak için el alemin tepesine çıkmaya çalışıyor ki biraz haz alabileceğini sansın. Onun derdinde. Ama esas egoizm bağ kurmak isteyen insanların arasındaki ifşa olan olumsuzluklar, nefret, isteksizlikler, kişinin egoizmini görmesi o. Daha sonra onları nasıl kullanmak istediğinizi göreceksiniz. Kendi menfaatiniz için, maneviyatta ilerlemek için kendi menfaatiniz için nasıl sömürmek istediğinizi göreceksiniz. Yani biraz önce şurada dediğim gibi amaca endeksli yapmamız lazım çalışmayı. Dünyevi hayatta bir şey yok çünkü. Dünyevi hayat dediğimiz ya çöplük. Tamam, çöplük olduğunu hissetmeseydiniz de zaten aramazdınız ekstra bir şey. Mutlu olsaydınız dışarıdaki hayatta dersiniz ki zaten mutluyum, ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Ama kişinin arayışta olmasının nedeni dışarıdaki hayatta bir şey olduğunu hissedememesi. O yüzden egoizm denilen şey tanımını doğru yapmamız lazım. Maneviyatta ilerleyen insanların aralarında bağ kurmaya çalışırken bağ kurmaya karşıt olan niteliklerinin ifşası. Doğru tanımı egoizmin o. Ondan sonra Hasan soruyor Siirt'ten. Merhaba Mutlu Hocam. Çevre olmadan da maneviyatta ilerlememiz mümkün mü? Şimdi bak şöyle bir koşul düşün. Diyelim doğdun dağda, dağın başında bir yerde ve etrafta kimse yok. Nasıl gelişeceksin hayatta? Gelişemezsin. Öyle hikayeler var. Ormanda çocukları hayvanların büyüttüğü. Daha nasıl büyüyorlar? Vahşi hayvan gibi büyüyorlar. Yani o yetiştikleri ortam
İnsan olmalarına rağmen o yetiştikleri ortamda bir hayvan olarak büyüyorlar. O hayvanlar gibi davranıyorlar. Onun birkaç örneği var. Hatta izlemiştim. Onunla ilgili bir belgesel de izlemiştim. Çok ilginç. Yani doğada hayvanların arasında büyüyen bir insan hayvanlar gibi davranıyor. Gelişmesi mümkün mü? Değil. O yüzden çevre iki şeyden ibaret. Yani ya bu hayatta dünyevi arzularım olacak. Dünyevi arzularım. Onların peşinde gideceğim. Ya da manevi arzular peşinde gideceğim. Şimdi neyin peşinde gittiğim çevreye bağlı arzular. Tayin eden şey ne? Çevre. O yüzden mümkün değil. Yani mümkün değil. Bakın maneviyat çalışmaya başlayın. İşe gideceksiniz gün içerisinde. İlk şikayetçi olacağınız şey aklın maneviyatta olmuyor gün içinde. Niye? Çünkü dışarıdasın. Şimdi burada da ders bitsin. Birazdan ders bitecek. Kim maneviyatı düşünecek dersten sonra? Birisi televizyonda kanal değiştiriyor olacak. Ötekisi belki bir kitap açıp bir şeyler okuyacak. Diğeri internette surf yapacak. Diğeri cep telefonunda şöyle olacak bütün gün. Ama dedim yani. Niye? Çünkü çevre, her şey çevreye bağlı. Adamın kafası çevreye göre işler. O yüzden doğadan öğrenelim. Tamam mı? Yani bana inanmayın. Dünyevi hayatınıza bakın. Ona göre. Eğer zengin olmak istiyorsan, diyelim zengin olmak istiyor adam. O zaman zengin olmak isteyen adamların arasında olman lazım. Çünkü onların kafası bir tek paraya çalışıyor. Onların içinde olursan senin de kafan bir tek paraya çalışmaya başlayacak. Bilim adamı olmak istiyorsan bilim adamlarının arasında olman lazım. Futbolcuların arasında olamazsın. O zaman yani zeki bir adam olarak aptallaşırsın onların arasında olursan. Niye? Çünkü top peşinde koşan adamın kafası ile dünyayı keşfetmek isteyen adamın kafası farklı şeylerle çalışıyor. O yüzden adamı adam yapan şey çevre. Her şey ne kadar çevreyi güçlendirdiğinize bağlı. Çevre olmadan olmaz yani. Doğru, bir de çevreyi doğru bir çevre olması lazım ki ben o çevre içerisinde kendime doğum verebileyim. Çünkü çevre ne demek? Ben çevreye girdiğim zaman, yani kişi bir çevreye girdiği zaman o çevrenin içerisinde kendisine bir yer edinmek zorunda. Kendisine bir yer inşa etmek zorunda. Çünkü çevrede bir sürü insan var. Tamam, hepimiz buradayız. Bunun içindeyiz. Hepimiz gördüğünüz gibi çevrede bir yer işgal ediyoruz. Ve kişi de kendisine burada bir yer inşa etmeli. Tıpkı Adam Harishon'un ruhu gibi. Hepimiz bir ruhuz. Ama yerimi bulmam lazım orada. Grup içinde aktif olacak bir yer bulmam lazım. O yüzden hep ne diyorum arkadaşlara, eğer maneviyatı önemli kılmak istiyorsanız sorumluluk alacağınız bir şey olsun. Ama bakın size haftada iki kere ders veriyorum. İki kere yurt dışına veriyorum. Avrupa, Afrika, Amerika. Tamam. Şimdi bazen bana gelmiyor mu sanıyorsunuz maneviyattan kaçıp gitmek? Geliyor. Bana da geliyor. Size geldiğinden daha fazla geliyor. Tamam. Ama arkadaşlar var. Sorumluluklarım var. Aileden kaçamamak gibi. Tamam. Ailem var. Bazen canını sıkıyorlar ama kaçamazsın. Niye? Aile. Adamı yolda tutan şey o yüzden çevresi. Ne kadar güçlü olursam çevre içerisinde, kendime ne kadar sıkı bir çerçeve yaparsam kaçamam o zaman. Yani kendimi sanki bir hayatın zorakiliğinden alıp başka bir hayatın zorakiliğine koyuyorum gibi. Neden ama? Buradaki aradaki fark şuradan kaynaklanıyor. Dünyevi hayatın çevresindeki zorakilik beni bu şekilde tutar. Olduğum gibi. Ve olduğum gibi kalırım, olduğum gibi yaşlanırım ve ölürüm. Arkadaşlarınızdan da görüyorsunuz. 10 yıl, 15 yıl önce konuştukları şey neyse yine aynı şeyleri konuşuyorlar. Değişen bir şey yok yani. Üniversitedeki arkadaşlarınıza bakın. 20, 25, 30 yıl öncesinden o zaman ne konuşuyorsa şimdi aynı şeyi konuşuyor. Maneviyattaki olay ne? Ne yapmak istiyorum? Kendimden yeni bir varlık inşa etmek için kendimi o çevreye sokuyorum.
Aradaki fark orada. Yani sanki bir zorakilikten başka bir zorakile sokmuş gibi gelse de kişiye kendisini, doğru. Ama kendisinden yeni bir varlık inşa etmek istediği için yeni bir çevreye sokuyor. O yüzden kişinin en önemli çalışması da geldiği zaman, diyelim geldi, kendisini içeriye sokacak. Burada kendisine bir yer inşa etmek zorunda. Ki buraya tutunabilsin. Hepimiz öyleyiz. O yüzden hepimiz aynı zamanda ne yapmak zorundayız? Hepimiz birbirimize de yardımcı olmak zorundayız. Tamam? Şimdi siz mesela bazı arkadaşlar var. Yeni ders alıyorsunuz şimdi. Ama eğitim merkezinin arkasında orada 3-4 arkadaş var. Moderatörlük yapıyor. Sorularınıza cevaplar veriyor. YouTube kanalına bakıyorlar. İnternet sitelerine makaleler ekliyorlar. Tamam, eskiden bunların hepsini bir iki kişi yapıyordu. Tamam, internet sitesiydi, şuydu, buydu. Yani ne oldu şimdi? Diğer arkadaşlar geldi. Ve anlayış edindiler. Dediler ki bir şey ilerlemek istiyorsam bir şey yapmam lazım. Usta olmak gibi. Marangozun yanında çalışacaksam ne yapmam lazım? Yavaş yavaş aletleri kullanmaya başlamam lazım. Önce bir bilgi ediniyorum, temeli oturtuyorum. Tamam, ne diyorum sonra? Bana biraz ahşap verin, aletleri verin, ben çivileri mivileri verin, ben bir şeyler yapmaya başlayayım diyorum. Gruptaki arkadaşlar da o şekilde. Hani ne oluyor şimdi? Salı, pazartesi, çarşamba. Hiçbiri bir yere kaçamaz. Gelmek zorunda, moderatörlük yapmak zorunda. Her şeyin doğru işlediğini emin olmak zorunda. Eğitim merkezinin sitesi çalışıyor mu? Facebook sayfasıydı, ilanlardı, şuydu, buydu. Tamam. Kaçamaz. Niye? Çünkü diyorlar ki bu bizim için önemli. Önemini arttırmak için de sorumluluk almak zorunda. O şekilde. Başka türlü ilerlenmez. Hayatta da hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Bırakın maneviyatı, dünyevi hayatta da ilerleyemezsiniz. O yüzden çevreden başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Bir taraf Vahdet soruyor. Bir taraftan maneviyatta ilerledikçe bayağılık artacak diyoruz. Diğer taraftan da mahsumu geçmek de zoru, en zoru. Daha sonra kolaylaşır diyoruz. Bu ikisi çelişkili diyor. Açıklar mısınız? Kolaylaşır, nereye çaba sarf edeceğini verirsen. Mahsumu geçmeye kafayı yorma. Kafayı yorman gereken şey şu. Dostları daha çok nasıl sevebilirim? Dostlar için daha çok ne yapabilirim? Mahsumu geçmeye kafayı yorarsan mahsumu asla geçemezsin. Dostları sevmeye kafayı yorarsan o ayrı bir şey. Bir dene. Bir daha sormuş. Bizler Rav'ın tavsiyesi çalışmayı yaparken bir fırsatı kaçırdığımızda bunu takılı kalmayıp devam etmek. Öyleyse maneviyatta tövbe ne demektir? Nasıl yapılır? Tövbe denilen şey kişinin yaradana karşı yanlışını bir daha yapmaması. Tamam. Maneviyatta tövbe yaradana karşı bir şey. Bizim dünyamızda öyle tövbe mövbe laf. Adam tövbe edecek, tövbe edecek. Yani kendisini kontrol edemeyen bir varlık. Bu dünyevi hayatında tövbe etse ne olacak ki? Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Hiç öyle bir şey yok. Bu direkt yerden ve kişi arasındaki bir koşul. Tamam. Önce günahı işlemek zorunda. Maneviyatta da öyle. Hatayı yapmak zorunda. Günahı işlemek zorunda. Kötülüğünü görmek zorunda yani. Kötülüğünü gördükten sonra ıslah etmek zorunda. Islah ettikten sonra tövbe edebilir. Okey. Hemen şunları yapalım, bitirelim. Yaradanı nasıl idrak edeceğiz demiş Doğukan. Her sevgi hissettiğimde bu yaradan mıdır diyeceğiz. Aradaki fark nedir? Önce dostlarını sevmeye gel. Dostlarını sevmediğini gör. Ondan sonra sevgiden bahsederiz. Kozan sormuş. Kalpteki noktaların ihsan edebilmesi yaradana memnuniyet verecek. Ondan alıp ihsan etmedir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yaradanı memnun etmek için yaradanın vermek istediğini almak. Ama kendime yönelik hiçbir hesap kitap olmadan. Ha, güzel sormuş. Yoktan var edebilme özelliğini oluşturma ihtimalimiz var mı? Var. Bu arzularımızın üzerine çıkmak diye koşulda bahsettiğim gibi. Elbette var.
Berna sormuş Diyarbakır'dan. İş yoğunluğu ve bulunduğum şehir itibariyle grup toplantılarına katılamama olumsuzluğu nasıl giderilir? Benim çevremde bu konuları konuşabileceğim kimse de yok. Sıkıntı yok Berna. Çünkü Skype var, Zoom var. Tamam. Bir şekilde açarız, konuşuruz, bakarız. Bir şekilde toplantılara katılırsın. Tamam, sıkıntı yok. Diyarbakır'dan daha önce arkadaşımız vardı. Gerçi şimdi evlendi, İzmir'de o. Ama sıkıntı yok. Tamam. Bir şekilde ayarlayacağız yani. Uzaktakiler için ayarlayacağız. İbrahim sormuş Kocaeli'nden. Mutlu Hocam, bir kabalist olarak dünyanın gidişi hakkında öngörüleriniz nelerdir? İleride bizleri ne bekliyor? Bunun için kabalist olmaya gerek yok. Tam dünyanın gidişatına bakarsanız iyiye gitmediği bariz. Tamam, hepimiz bunu görebiliriz. Şimdi bu soru iyi bir şey söylememi bekliyorsunuz, belki ondandır. Ama dünyanın gidişatına bakarak geleceği görebiliriz. Şimdi adam manevi çalışmada şunu demeli: her şey benim elimde. Neden? Çünkü kaçıncı, beşinci, altıncı derste realitenin algılanmasından bahsettik. Dünyayı görüşüm nasıl değişecek? Ben değiştikçe değişecek. O yüzden dünyevi açıdan dünyanın haline bakacak olsan iğrenç bir hale doğru gidiyor. Tamam, şimdi görüyorsunuz tüm ülkelerin başında deliler var. Tüm ülkelerin hepsinde. Tamam. Amerika'da da, Rusya'da da, Kuzey Kore'de de. Tamam mı? Görüyorsunuz ki artık deliler başa geliyor. Bizim bölgeden bahsetmiyorum zaten bile. Tamam mı? Hepiniz oradasınız. Niye? Çünkü dünyanın gidişatını bize göstermek için. Bu iş böyle. Ama öteki taraftan dünyayı ne dengeleyebilir? İki güç var ise, artı ve eksi. Eksi arttıkça artıyı arttırırsak dengelenir. O yüzden dünyada eksik olan şey maalesef manevi çalışma. İnsanları manevi çalışmaya getirecek olan şey olumsuzluk. Dünyada kötü şeyler oldukça insanlar niye diye sormaya başlıyor. Şimdi o zaman dünyada kötü olan şeyler iyi değil mi? Bana sorarsanız iyi. Dünya bir taraftan kötüye gidiyor, doğru. Ama öteki taraftan bir kabalist için o kötüye gidiyor. Daha çok öğrenci gelecek. Yapacak bir şey yok. Durum bundan ibaret. Tamam. Hep bizim de hayatımız iyi olsaydı gelmezdik kabalaya falan. Hayatımızdan memnun olsaydık kim kabalaya gelecek? El alemi sevecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Hayat zoraki kılıyor insanı. Tamam mı? Şeyden, diş macunundan diş macunu çıkarmak gibi sıktıkça. O yüzden iyi çalışmamız lazım. Mehmet sormuş. Vecih ve esrih kabalası, yani harf ilmi, bizlerin dersleri dahilinde olacak mı? Bu aşamada değil, Zohar'da var o. Onunla ilgili bir makale de var sistemimizde. Ama dediğim gibi maneviyat, yani bilinen konular bunlar, ama dediğim gibi kişinin içsel değişimi için harfleri, alfabeyi bilmeniz gerekmiyor. Kişinin içsel değişimi için, yani duygularının, yaklaşımının değişmesi gerekiyor. Akabinde sonra alfabe neden öyle, neden böyle, maneviyat edindikçe içinizde her şeye anlamları siz vermeye başlayacaksınız ve o zaman doğru tanımlar olacak. İçsel gelişiminizde. Kabala'ya göre ruh nedir? Ruh ihsan etme niteliği Doğukan. Ümit ediyoruz. Hepimiz geleceğiz. Okay. Arkadaşlar, saati biraz geçirdik ama sorular en azından bitti. Bu ders de bittik. Kısaca özetleyelim. Tamam. İnsan alma arzusunun kölesi. Yapacak hiçbir şey yok. İnsan yaratılışı itibariyle eşek adamın omuzları üstünde. Bu doğamız böyle. Ya havuçla gidecek ya kırbaçla gidecek. İki yol var, başka yolu yok. Havuçla ilerlemek istiyorsak dünyevi hayatımızda hem manevi hayatımızda ilerlemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Egoist doğamızdan çıkmamız lazım. Egoizmin esiri olmaktan, kölesi olmaktan da çıkmanın tek yolu kendim için değil, başkalarına yönelik bir çalışma yapmaktan.
Bu çalışmanın adı maneviyat. Maneviyatın amacı da yaradana yönelik yapmak. Yani ben, etrafımdaki dostlar ve bunun vasıtasıyla yaradana ihsan etmeye gelmek. Yaratışın amacı bu. O yüzden böyle bir çalışmayı yaparsak kendi egoist doğamızdan sıyrılabilir. Arzularımızın sürekli bizi sağa sola koşturtmasından, bizi böyle ölüme götürmesinden, yormasından, sıkmasından kurtulabiliriz. Tamam. Problemlerinizin sona ermesini istiyorsanız da dostlarınızı düşünün. Her kim dostunu düşünürse dünyevi problemleri falan kalmaz. Dünyevi problemlerin gelmesinin tek nedeni kişinin dostlarına bağlı olmadığı. O yüzden yerden cimciklemek zorunda ki dostlara dönsün diye. Tamam, o yüzden bazen arkadaşlar soruyor, niye yerden bize problem gönderiyor diye. Sadece bunun için problem gönderiyor. Başka hiçbir şey için değil. Okey. Şimdi kendinize iyi bakın. Yukarıdan bir sakatlık olmazsa da çarşamba akşamı görüşeceğiz. Tamam. Hadi iyi akşamlar.